Limit değer arkadaşlar tanımsızlık problemi yoksa sanki fonksiyon çözermiş gibi çözersiniz. O yüzden burada limit x 3'e giderken x küp eksi x kare eksi 2 demek x gördüğün yere 3 yaz demek. 27 eksi 9 eksi 2 4 çık 4'ün kare kökü 4'ün kare kökü ne demekse 4. dereceden kök 16 olduğu için buradan bakın 2 çıkacak. Sonra yine burası için de eksi 9 artı 3 artı 7 Böylece burası da 1 olur. 2 eksi 1'den cevap 1 olur. A şıkkı. de belirsizlik ve tanımsızlığa bakmanız lazım. Öyle bir sıkıntı yoksa normal direkt yerine yazmanız yeterli. Haliyle sin x sin 30'dur. Yani 1 bölü 2'dir. Özel bir sıkıntı yok. Cos pi bölü 6 yine 30 olduğu için cos 90'dır. 0 arkadaşlar. Tan 30'da 1 bölü kök 3 olduğu için yani köküç 3 bölü 3 olduğundan dolayı Ters çevirirsek o zaman kök 3 bölü 2 olur D şıkkı. Bakın arkadaşlar bu 1'e sağdan yaklaşmış demek istiyor size. 1'e sağdan yaklaşınca o zaman gördüğünüz gibi burası 4 olacak. Yine şurası da 0.99 yani 1'e çok yakın ama sol taraftan 1'in solundadır çünkü 0.99. Haliyle bu da neye yakın? 2. Bu yüzden burada 4 2 toplamları 6 olacak E şıkkı. Limiti farklı bir şekilde göstermiş. Burada size demek istediği limit x 1'e soldan yaklaşırken bu da limit x 1'e sağdan yaklaşırkenin biraz daha sayısal versiyonu. Süreksiz ne demektir? Sı şey, sıfır şey 0 noktasında sürekliymiş pardon. 0 noktasında tanımlı olacak sol limit sağ limit birbirine eşit olacak. Zaten Fonksiyon burada arkadaşlar kopmadan devam ediyorsa süreklidir. Burada bakın yine kopmadan devam ediyor sürekli. Buradaysa sıfır noktasında bakın fonksiyonun kendi değeri birken sol limit ve sağ limite bakarsanız eksi 2'ye eşit. Haliyle zaten direkt hani böyle limite bakmadan kopma olduğu an bile hemen burada süreksiz diyebilirsiniz. O zaman bu olmayacak bu süreksiz. Ya alttaki ya ortadaki. Limitsiz olduğu iki nokta vardır demiş. Bakalım şimdi burada limitsiz olduğu iki nokta olan hangisi? Şimdi eksi bir noktasında bakın gördüğünüz gibi sol limit ve sağ limitler birbirine eşit. Ama üç noktasında eşit değil pardon. Ee, üç noktasında ama sağ ve sol limitler birbirine eşit. Burada bir noktada limitsiz. Yalnız bakın sarıda görürseniz sol limit ve sağ limitler birbirinden farklı. Yine sol limit ve sağ limitler birbirinden farklı. İki noktada limitsiz bu. O zaman doğru soru buymuş. Limit x 3'e artı taraftan yaklaşırken 3'e artı taraf burası. 3'ün biraz sağı yani. Ne oldu? Sabit fonksiyon olduğu için direkt buranın limiti 3'tür. Limit x 0'a yaklaşırken fx nedir demiş. Zaten fonksiyon burada sürekli olduğu için yani kopmadan devam ettiği için aynı zamanda f2 f0 eşittir 2. Aynı zamanda limit 0 eşittir 2 olur. Böylece 3 artı 2'den cevap 5. B şıkkı. İki fonksiyonu da tanımsız olduğu yer yok bakın. Bu x eksi 1'in karesi. Buraya ne verirseniz verin aşağısı pozitif olacağı için burada da bir sıkıntı yok. Haliyle limit x 1'e giderken f x artı g Şimdi kontrol edelim burada. 1 yazdığım zaman aslında f 1'i istiyor benden. f 1 de arkadaşlar 1 eksi 1'den 0. g 1'e baktığınız zaman 6 bölü 2'den 3. Demek ki bu doğruymuş. Şimdi buraya geldiğimiz zaman F0 arkadaşlar direkt 1, G0 da şunları götürdüğümüzde 5, 1 çarpı 5'ten evet 5 oldu. Şimdi geliyoruz e, limit x eksi 1'e giderken. Eksi 1'e giderken de gördüğünüz gibi eksi 1 eksi 1'den eksi 2'nin karesi 4, burada da eksi 1 artı 5'ten 4, aşağıya baktığımız zaman 1 artı 1'den 2, o da 4 bölü 2'den 2 oldu cevap 1, 2, 3 oldu dediğim gibi tanımsızlık süreksizlik problemimiz yoksa koy çıksın. Fonksiyonun zaten ters grafiği verilmiş. Sakın bir daha tersine bakmak zorunda kalmayın. Normal düz fonksiyon gibi yani arkadaşlar, tamam mı? Şimdi x0 1 olmuş. Limit 1'e giderken bakalım şimdi. Limit 1'e giderken burada sağ limit ve sol limit birbirine eşit değil. Birisi yukarıda kalıyor bakın, birisi aşağıda kalıyor. Hafif solundan veya hafif sağından bakın birbirine eşit çıkmadı arkadaşlar. Birisi bakın nereye yakın 4'e öbürü de 2'ye yakın. Haliyle limit değeri yoksa direkt 2 al demiş. O zaman bunun cevabı 2. Eğer limit değeri varsa mesela bakın 0 noktasını kontrol edelim. Sıfır noktasında limit var mıdır? Evet. Tabii ki ben de biliyorum fonksiyon burada sürekli değil. Ancak limite bakıyoruz biz sadece. Burada da sol limit ve sağ limit gördüğünüz gibi ikisi de nereden nereye yaklaşıyor? Buradaki 1, 2, 3, ordinatı 3 olan noktaya yaklaşıyor. O zaman f x 0 buradan arkadaşlar 0 olduğunu biliyoruz. Şuraya dikkat edin lütfen. Bir de 2 eklersek 2 oldu. 2 artı 2'den de cevap 4 geldi. Burada arkadaşlar Şimdi fonksiyonda zaten tanımsızlık sıkıntısı yok. Neden? Fonksiyon x'ten büyük olan en küçük tam sayı demiş. Örnek siz buraya f 1.7 yazdığınız zaman 2 çıkıyor cevap. Haliyle bu bize farklı değerler getirecektir ya da aynı değerler getirecektir ama asla tanımsız olmayacaktır. Bu yüzden f 1 bölü 3 nedir arkadaşlar? 0.3 gibi düşünelim tamam mı yaklaşık olarak? 0.3'ü 2'ye eklediğimiz zaman f 2.3 olacak yaklaşık olarak. Bu da zaten 2.33 de olsa, 2.35 de olsa, 2.39 de olsa fark etmez. Her türlü bundan büyük tam sayı eşit. 3 olacak. Diğerinde de arkadaşlar 3-0.3 yaklaşık olarak söylüyorum. F 2.7. Bu da yine kendisinden büyük sayı arkadaşlar. 3. Haliyle 3 bölü 3'ten de 1 olacaktır. Limit sorularında tanımsızlık süreksizliğe biraz odaklanmanız lazım. Yoksa normal fonksiyon çözümü cos²x kare x eksi sin kare x. Önce onu görmelisiniz. Soruda çünkü bunları yapmadan bodoslama başlamayın. Limit x 45'e pi bölü 45 bölü 2 hatta bu. E, ee, kare x eksi sin kare x nedir? Cos 2x trigonometri bilgisi. Sin x çarpı cos x nedir? Sin 2x'in yarısı formülleri lütfen bilelim arkadaşlar. Sin pi bölü 6 zaten sin 30 olduğu için 1 bölü 2 yapar. Bunlar sadeleşir. Kotanjant 2x oldu. Limit x 45 bölü 2'ye giderken kotanjant 2x, x gördüğümüz üzere 45 bölü 2 yazarsak kod 45 olur. Kod 45 de zaten 1'dir. D şıkkı. Sıfıra sağdan yaklaşmak arkadaşlar. Bakın şurası lütfen dikkat edin. Yine burada diğerinde sıfıra sağdan yaklaşmak burası. O zaman ilkinde sıfıra sağdan yaklaştığımız zaman g'nin limiti nedir? Şurasına g demiş bakın. 2, 2'ye yakın bir değer sonuçta. Burada da sıfıra sağdan yaklaştığınız zaman eksi 2. Buradan eksi 4 eşittir. 3A artı B olacak. Sonra arkadaşlar gelelim diğerine. GX eksi FX. Sıfıra soldan yaklaşacağız. Sıfıra soldan yaklaşmak sıfırdan küçük bir değerden ama çok dibinden yaklaşmak. Ta buradan falan gitmeyin sakın. Sıfıra hafif soldan yaklaşıyoruz. Böylece arkadaşlar yine ne oluyor? Bakın bu sıfıra çok yakın bir değer burası. Sonra geliyorum F e, F'e. F'te de sıfıra soldan yaklaştığımızda gördüğünüz gibi sıfırın dibine geldiğimizde 3'e yaklaşıyoruz. Y değeri olarak 0 eksi 3'ten eksi 3 oldu. 2A artı B. Taraf tarafı çıkartıyorum. Eksi 1 eşittir A geldi. Bir tanesini de yerine yazarsak eksi 3 eşittir. Eksi 2 artı B'den B arkadaşlar eksi 1 oldu. Çarpımları 1 yaptı. A şıkkı.